Kıymetli veliler merhaba. Nicedir hayatımızda önemli bir yer kaplayan ve COVID-19 pandemisi dolayısıyla bu yeri daha da genişleten internet kullanımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan internet bağımlılığını önleme amacıyla oluşturulmuş olan bu broşürü sizlerle video sunum olarak paylaşmak istiyorum. Burada çocukların bilinçli internet kullanımı için velilerin neler yapabileceğini ele alacağız. Öncelikle bulunduğu yaş itibariyle ortaokul öğrencileri ergenliğe adım atmaktadırlar. Ergenliğin başladığı bu dönemde çocuklarda meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişikliklere yönelik hazırlıklı olmak ve onların ihtiyaçlarına duyarlı olmak gerekiyor. Bu dönemde çocuklar arkadaşlarıyla ve dış dünya ile daha fazla zaman geçirmek isterler. Çünkü o ergenlik dönemi çocuklar için bir keşif çağıdır ve hem kendi bedenlerini hem de dış dünyayı tanımak isterler bu çağda. Çocukların bu dönemde talepleri artabildiği için her şeyin bir sınırı olması gerektiği onlara öğretilmelidir. Oynamanın, yemenin, gezmenin, çalışmanın ve teknolojinin de bir sınırı olmalıdır. Teknolojiden faydalanabilmek için bu sınırın önemli olduğunu çocuklara belirtmek gerekiyor. Onlara sorumluluk alma becerisi öğretilmelidir. Kendi odasında, ev içinde ve okulda alması gereken sorumlulukları net olmalı ve yerine getirmesi için bu sorumluluklar konusunda öğrenciler desteklenmelidir. Yapılan araştırmalarda internet ve akıllı telefonların uzun süre kullanıldığında bireylerde dikkat, hafıza, analiz yeteneğinde azalma gibi zihinsel sorunları ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu nedenle interneti yoğun kullanan kişiler günlük yaşamda okumada, konuşmaları yorumlamakta ve yeni şeyler öğrenmekte güçlük yaşarlar. Dolayısıyla internetin bilinçsiz ve aşırı kullanımı dikkat süresini azaltabilir, uzun süreli kullanımda ise dikkat eksikliği gibi kalıcı zararlar verebilir. Dikkat eksikliği derse yoğunlaşmayı, odaklanmayı ve anlama becerisini olumsuz etkileyebilir. Bu da okul başarısını düşürür. Bu nedenle teknolojik aletler, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletler üzerinde kontrolün sağlanması gerektiğini onlara uygun bir dille anlatmak gerekir. Ders çalışırken telefonunun yanlarında bulunması derse yoğunlaşmayı zorlaştırabilir. Sürekli telefona bakma ihtiyacı hissedilebilir, bildirimler rahatsız edebilir ve dikkat dağıtabilir. Bu sebeple telefonun akademik performansının düşürebileceğini ona anlatmak gerekmektedir. Ekran karşısında çok uzun zaman geçirmenin zamanla kilo alma, beden ve kaslarda gerileme ve vücudun hantallaşması gibi dış görünüşe de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bağımsız yapılabileceği beceriler ve hobiler konusunda öğrencileri desteklemek, ilgi alanlarını genişletmek için dışarıda oyun oynamalarına fırsat vermek, kendilerini geliştirebilecekleri, kendilerinin hoşuna giden bir takım etkinlikleri desteklemek, örneğin gitar çalmak olabilir, bir müzik aleti çalmak olabilir, kitap okumak olabilir, çeşitli spor aktiviteleri olabilir. Bu konularda gençleri desteklemek önemlidir. İnternet ve akıllı telefonun bir boş zaman geçirme aktivitesi olmadığını onlara anlatmak gerekmektedir. Ailesiyle, arkadaşlarıyla ya da kendisiyle baş başa kalıp teknoloji dışında da bir hayatın var olabileceğini hissetmesini sağlamak gerekmektedir. Ve iletişim kurarken sadece sanal ortamları tercih etmek, çocuklarda kendini ifade etme, jest mimiklerini kullanma gibi bazı sosyal becerilerin gelişmemesine neden olabilir. Bu nedenle hem sanal ortamda gerçekleşen hem yüz yüze olan iletişimin birlikte sürdürülmesi gerektiğini ona anlatmak gerekebilir. Yani bu dönemde çocuklar sanal bir dünya içerisinde kendilerini var edip dış dünyayı, gerçek dünyayı görmezden gelebilirler. Bunun sağlıklı olmadığını, dışarı çıkması gerektiğini, insanlarla yüz yüze iletişim kurması gerektiğini anlatmak gerekir ki ileride karşımıza çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçebilelim. Çocukların arkadaşlarıyla sadece internette değil, yüz yüze iletişim kurabilecekleri ve paylaşım yapabilecekleri ortamlarda da buluşmasını sağlayın. Yüz yüzeyken oyunlarının daha heyecanlı, sohbetlerinin daha neşeli olduğunu göreceklerdir. İnternet ortamında geçirdikleri zaman ile ilgili çocuklarınızla konuşun. Sanal ortamdaki arkadaşlarını, oynadıkları oyunları ve oyundaki geldikleri seviye gibi konular hakkında konuşarak bu ortamlarda neler yaşadıklarını öğrenebilirsiniz. Yani internet onun için nasıl bir dünya? İnternette vakit geçirirken ne yapıyor, nelerden hoşlanıyor? Onun ilgilerini anlamaya çalışın.
Ve o oyunlardaki hislerini, elde ettikleri başarıyı onlar nasıl görüyorlar, size nasıl anlatıyorlar, bunu anlamaya çalışabilirsiniz. Böylece aranızda ortak bir iletişim noktası, üzerinde konuşulacak ortak bir konu oluşabilir. Kendisiyle ilgili ya da ailevi özel bilgilerinizi dijital ortamda paylaşmamaları gerektiğini onlara anlatmanız gerekmekte. İnternet ortamına aktarılan bilgilerin çok çabuk kopyalanabildiğini belirtin. Karşılaştıkları herhangi bir tehlike durumunda, örneğin siber zorbalıktan kastım birinin ona kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik mesajlar atması, uygun olmayan görüntüler atması, rahatsız etmesi, tacizde bulunması olarak değerlendirilebilir. Siber zorbalık gibi bir durumda sizden mutlaka destek almalarını ya da bu konunun uzmanından destek alması gerektiğini ona ifade edebilirsiniz ve bu anlamda onu destekleyebilirsiniz. Karşılaştıkları herhangi bir tehlike ya da siber zorbalık durumunda sizden mutlaka destek almalarını sağlamanız aranızdaki güven ve iletişimi arttırmak için önemlidir. Teknoloji kullanımı ile ilgili uygulanacak sınır ve kuralları çocuğunuzla birlikte belirleyin. Sınır ve kuralları onun internet üzerinde kontrol sağlaması için belirlediğinizi ona açıklayın. Belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde neler olabileceğini önceden konuşun. Kurallar koyarken ben bu kuralı koydum, bu böyle olacak demek yerine çocukların da kurallara katılımını ve fikir belirtmelerini sağlamak o kurallara uymalarını daha da kolaylaştırmaktadır. Çünkü burada çocuk şunu bilmektedir. Bu kural koyulurken ben de bu kurala onay verdim, ben de bu kuralın doğru olduğuna inanıyorum anlamına geldiği için çocukların da kurallar koyulurken fikirlerine başvurmak, onları dinlemek, onları anlamaya çalışmak önemlidir. Fakat elbette sınır çizicinin ebeveynler olarak siz olmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani çocuğun isteklerinden ziyade sizin koyduğunuz kuralların burada net bir şekilde ifade ediliyor olması ve bu kurallara hem sizin hem de çocuğunuzun uymak konusunda hassasiyet göstermeniz önemlidir. İnternette ve gençler arasında popüler olan video oyunları hakkında bilgi sahibi olun. Bu etkinliklere çocuklarınızla birlikte katılın. Onlarla internet ortamında da zaman geçirmek, iletişim, etkileşim, aile bağları, güven ve paylaşımı arttıracaktır. Öte yandan internet ortamı dil, öğrenme, kodlama ve yazılım, tasarım, dijital fotoğrafçılık, dijital müzik gibi alanların da öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için bir takım fırsatlar sunmaktadır. Çocukların internetin sağladığı bu fırsatlardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Çocukların evin dışında ve okulda dijital araçları nasıl kullandığını öğrenebilirsiniz. Bunun üzerine konuşmak, onlarla iletişim kurmak sağlıklı olacaktır. Bu konuda öğretmenleriyle iletişim halinde olabilirsiniz. Çocuklarınızın size örnek aldıklarını unutmayın. Bu yüzden teknoloji kullanımınıza dikkat edin. Onlarla iletişim halindeyken telefonunuza bakmanız kendisiyle ilgilenmediğinizi ve önemsemediğinizi hissettirebilir. Dolayısıyla çocuklarla kurallar koyarken bu kurallara öncelikle sizin uyuyor olmanız, burada sizin hassasiyet gösteriyor olmanız önemlidir. Çünkü hep altını çizdiğimiz bir nokta vardır ki çocuklar ailelerinin söylediklerini değil, yaptıklarını yaparlar. Yani siz ne kadar bir şeyi söylüyorsanız bu o kadar kıymetlidir anlamına gelmiyor. Aksine siz bir şeyi ne kadar çok yapıyorsanız muhtemelen çocuğunuz da o şeyi yapacaktır anlamına geliyor. Unutmayın, internet hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. Zorlaştırmak, yalnızlaştırmak ya da onsuz yaşayamamak için değil.